Yani geçen sene malumunuz 120 bine yakın insan Akdamar'ı ziyaret etti. Bu sene bunun 150 bine çıkmasını bekliyoruz. Hedefimiz en azından o. Eylül aylarında biliyorsunuz ayinlerimiz oluyor. Şu anda gördüğünüz arka planda belki görüyorsunuz badem ağaçlarımız var. Yani buradaki yeşilliğin, buradaki ağaçların diyelim bitki örtüsünün çok önemli bir bölümü. Ağaç olarak %90'lı aşkın bir bölümü badem ağacı. Buraya has endemik bir tür ve asırlık ağaçlar. Yani çoğu belki Cumhuriyet öncesi dikilmiş, belki 200 yıllık ağaçlarımız var burada. Son yıllarda bu küresel iklim değişikliğinin bir etkisini burada da gördük. Son 10 yılda gözlemsel olarak biz de hepimiz buna şahidiz. Ciddi bir kuraklaşma var. Ve eğer biz tedbir almazsak ne yazık ki Akdamar Adası'nın çöl olması gibi bir tehlikeyle karşı karşıyaydık. Özellikle bu badem ağaçlarının kurtarılması buranın 12 ay boyunca yeşil kalması, böylelikle gelen turistlerin de daha güzel bir mekana gelmesi ya da daha güzel bir ortamda olması ile ilgili çok önemli bir proje. Sayın Valimize ilk açtığımız zaman bunun zorluğundan bahsettik ama dedi ki başkan biz Kıbrıs'a su götürmüş bir ülkeyiz. Kıbrıs adasına su götüren ülke herhalde buradan buraya kadar su getirir diye. Ciddi bir araştırma yapıldı. Ali Teketaş müdürümüz, Vaski müdürümüz de bu konuya eğildi bilimsel bir çalışma yapıldı önce. Çünkü kıyı ile aramızda 3,5 kilometre yakın bir mesafe var ve derinliği 80-90 metreyi bulan noktalar var. Dip akıntılar var. Bu sadece 3,8 kilometresi su altından geçecek. Van Gölü'nün derinliklerinden gelecek ama ötesinde de 10 kilometreyi aşkın bir çalışma daha olacak. Bizim Gevaş'ın yukarısında Pınarbaşı denen mahallemizde Arka tarafta gördüğünüz Artos Dağı'nın eteklerinde o bölgenin en güzel kaynak suları önce kıyıya kadar taşınacak. Karşı kıyıdaki bazı bölgeler, mahallelerimiz, eski köylerimiz de suya kavuşmuş olacak. Ve oradan buraya inşallah su çekilmiş olacak.